Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray Hürriyet Mahallesi 12. Bulvarda trafik kazası meydana geldi. Alkollü sürücü şarampole uçtu. Hürriyet Mahallesi 12. Bulvarda trafik kazası yaşandı. Mustafa T. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü alkol muayenesinden geçirdi. Şahıs 2.69 promil alkollü çıktı. Alkollü araç kullanmaktan dolayı şahsa 29.089 lira para cezası kesilirken sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından sürücü Mustafa T. karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde KE, MÖ, ET, TS ve ŞD'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, bonzai ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, seçim çalışmaları kapsamında TOKİ sakinleriyle bir araya geldi. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, seçim çalışmaları kapsamında TOKİ sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Dinçer, ilk 5 yıllık hizmet süresinde Cumhuriyet ve Yunus Emre mahallelerini kapsayan TOKİ bölgesine önemli yatırımlar yapıldığını, ikinci hizmet döneminde bu hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Vatandaşlar talep ve önerilerini bizzat Başkan Dinçer'e iletirken akıllarındaki soruları da yönelttiler. Gelen talepleri tek tek dinleyen Başkan Dinçer, her söz olan vatandaşı dikkatle dinleyerek yapılması gerekenlerle ilgili talimatlar verdi. Mahallenin ihtiyaçlarını takip ettiklerini ve bu konularda istişarelerde bulunduklarını, amaçlarının vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek olduğunu kaydeden Başkan Dinçer, "Şehrimizle, mahallemizle ilgili konuları sizlerle paylaşmak için buradayız." diyerek sözlerine şöyle devam etti. Aksaray'ın nüfusunun önemli bir kısmının yaşadığı bu bölgemize önemli kazanımlar sağladık. Göreve geldiğimiz günlerde bölgemizin bağlantı yolları iyi durumda değildi. İvedili bir şekilde yollarımızı yaptık. Kadınlarımızı sosyal hayatın içinde daha çok tutacak kadın aktivite merkezlerini, Aksaray'ımızda gençlerimiz ve kitap severler için 3 bölgemizde hayata geçirdiğimiz kitap konaklarımızdan biri olan Hoca Ahmet Yesevi kitap konağını, tatlı su kabinelerini, iki mahallemizde de hizmet verecek olan Aksaray'ın ilk kapalı pazar alanı ve sosyal tesisini yine bu bölgemize kazandırırken, mevcut otobüs seferlerinin sayısını araç filomuza kattığımız kırmızı otobüslerle artırarak ulaşım sorununu da ortadan kaldırmış olduk. İkinci dönemde de el ele, gönül gönüle hep beraber daha güçlü bir şekilde şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Aksaray için eser ve hizmet belediyeciliği, gerçek belediyecilik diyoruz ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Belediye Başkan Adayı İrfan Çıtak, eski MEDAŞ olarak bilinen bölgede hayata geçirmeyi planladığı projeyi açıkladı. Bölgeye yapılacak projenin detaylarını paylaşan Çıtak, Aksaray'ın kadim kültürüne uygun, hem nostaljiyi hem de modern bakış açısını aynı anda yansıtan bir bedesten inşa edeceğiz. Eski MEDAŞ'ın olduğu yere restoranlar, kafeler, dinlenme alanları, butik mağazalar gibi işletmeleri yeşil bir dokuya bütünleşik halde tasarlayacağız. Bedesten'de esnafların dükkanları işletmelerin ihtiyaçlarına özel olarak kurgulanacak ve ilgili esnafların bağlı bulundukları mesleki birliklerin çalışma odaları da aynı alanda yer alacak. Vatandaşlar ise günün her saati canlı bir çarşıda gönüllerince vakit geçirebilecek, şehri hissedecek.
Kadim kent Aksaray'ın kalbinde hem modern hem tarihi dokuya uygun hem de işlevsel bir çarşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadrolarıyla hayata geçecek. Aksaray'ın artık kaybedecek bir anı yok. 31 Mart seçimleriyle özlenen Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadroları hizmet gemisinin başına geçerek rotayı Aksaray'a değer katacak projelere, şeffaf belediyeciliğe, katılımcı belediyeciliğe çevirecektir dedi. Aksaraylı vatandaşlara haftalık mesai saatinin ne kadar olması gerektiğini sorduk. Detaylar haberimizde. Yani düşürürlerse Türkiye halkımız için en iyi hayırlısı olur ya diye düşünüyorum. Ama bana kalırsa ben 12 saat çalışıyorum. Yani yetiyor. Yani çalışmayı seven insan için. Haftalık 12 saat çalışıyorum. Günde. Günde 12 saat çalışıyorum tabii. Günde 12 saat çalışıyorum. Hani çalışmayı seven bir insan için düşürülmesi hani çok hoş görülmez ama Aksaray halkı özellikle yatmayı sevdiğinden kaynaklı. Düşürülürse tabii halkımız için iyi olur diye düşünüyorum. Çalışmalı. 30 saat çalışmalı. Siz çalışıyor musunuz? Hayır ev hanımıyım. Benim işim hiç bitmiyor. Sürekli çalışıyorum o yüzden. Normal 40 saat olması gerekiyor ama bu 35 veya 40 saate indirdiklerinde çalışanların özlük haklarından alınacaksa çok yanlış bir olay. Yani nedir? 40 saat çalışıyor, şu kadar ücret alıyor. 35 saat çalıştığı zaman ne kadar ücret alacak? Sıkıntı orada. Çalışma saatlerinde ücret indirimi olmamalı o zaman. Tabii ki canım, tabii yani. Veya ücret aynı kalmalı. O şekilde yani benim diyeceğim bunlar. Valla abla yarım gün çalışsa yeter. Öğlene kadar. 3.30'a kadar. Valla öğlen tatiline çıkmalı. Hani sabah akşamada pek geç kalıyorlar. Günde 8 saat çalışması lazım. 9 saat. Zaten 24 saat var. Ne yapacak 24 saatte? Boş kaldım mı iddialayacak. Siz kaç saat çalışıyorsunuz? Ben 10 saat çalışıyorum. Bazen 12 saat. 20 çalışıyorum. Bir de 2-3 işte çalışıyor. Öyle değil yani. Kendi işimiz olduğu için. Yani niye yetmiyor 8 saat? Ama şu an işçi bulamıyorlar bak. Lan nasıl olacak? Yani 8 saat normal yani sabah gelsin o zaman hiç gelmeden gitsin işçi. Doğru mu? Pauta'da kaç saat çalışmalı? 5 günde neydir? Şu an 45 saat çalışılıyor 7 gün. Doğal, normal. Normal yani 8 saat normal günlük. Bu kadar. 5-8-40. Şu anda mevcut çalışma saatlerini nasıl değerlendirirsiniz peki? 8-5 olması lazım. 1 saat yemek volası olur, 8 saat. Çünkü ben de işçiyim, ben de oradan SSK'dan emekli oldum. Siz günde kaç saat çalışıyorsunuz? 8 saat çalışıyordum yurt dışında. 1 saat mesaiye kaldım, 10 yazılıyordu. 8 artı 1 idi. Avrupa ülkeleri neyse o kadar olmalı. Yani 34 saat falan, 35 saat. Siz kaç saat çalışıyorsunuz? Ben kendi işimi yapıyorum. Belli olmuyor. Yerine göre çok, yerine göre az. Vallahi az çalışsa daha yorulur. Onda istirahat var. Çok çalıştı mı iyi olmaz yani. Az çalışsa yorulur. Siz kaç saat çalışıyorsunuz? Ben çalışmıyorum. Emekliyim. 50 saat. Çünkü bak şu ortaya bak herkes geziyor. Çalışsın millet. Çalışsın. Siz çalışıyor musunuz? Ben emekliyim. Haftada kaç saat çalışmalı? Yani gündüz saat 5'te, saat 8'de başlayacak mesela. Akşam 5'te bırakacak. Hani fazla da aşağı düşürülmesin bunlar. 40 saat ideal. Yani 45 kaç biraz fazla. Çalışıyorsunuz? Biz de 40-45 arası çalışıyoruz. Peki fazla geliyor mu saatte? Yok normal. Yani 40-45 arası ideal. Henüz Şubat ayının ortasında olmamıza rağmen çiçek açan meyve ağaçları vatandaşların şaşkınlığına neden oluyor. Şubat ayında sıra dışı bir doğa olayı yaşanıyor. Ağaçlar beklenmedik bir şekilde çiçek açıyor. Bu durum artan sıcaklıkların ve değişen hava koşullarının iklim değişikliği ile şekillendirmesini gösteriyor. İklim değişikliğinin etkisiyle sıcakların normallerin üzerinde seyretmesi bitkilerin çiçeklenme sürecini öne çekiyor. Ayrıca değişen yağış miktarı ve hava koşulları da geleneksel çiçeklenme zamanını etkileyerek bu erken olaya neden oluyor. Şubat ayındaki bu olağan dışı durum iklim değişikliğinin doğadaki belirtilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum çevresel bilinçliliğimizi arttırmamız ve sürdürülebilir çözümlere yönelmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Şu anda Aksaray'ın Dere Mahallesi'ndeyiz. Şubat ayının ortasında olmamıza rağmen arkamda gördüğünüz ağacın çiçek açması vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken bu durumun aynı zamanda tehlikeli olduğunu düşünüyorlar.
Daha önce görmedim. Peki bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu denilde kuraklıktan kaynaklanan bir şey. Yani iklimlerin değiştiğinden kaynaklanıyordur. Muhtemelen bu sebepten dolayı olabilir. Peki bunu nasıl değerlendirirsin? Bunun bize olumsuz bir etkisi var mı? Olumsuz etkisi mutlaka olacaktır. Harmanların yetişmemesi, ekinlerin, ağaçların, biçelerin yeşermemesi. Yani bu bitki örtülerinin tamamıyla çoğalmaması. Bu da tamamıyla kuraklıklara sebep olacaktır. Bu sebepten dolayı da insanlar hala daha çok kıtlık bir dönem yaşayacaktır bu ülkede. Peki bu mevsimde çiçek açan ağaçlardan meyve alma oranımız sizce nedir? Meyve alma oranımız kesinlikle %0'dır. Hiçbir şekilde tamamıyla soğuk alacaktır. Bu şekilde ağaçların bitkinin çiçek açmasındaki sebep meyvenin vermemesidir. Meyve vermediği için de bu hayat pahalılıklarının daha çok devam etmesidir. Şubat ayında çiçek açtığını gördünüz mü ağaçların? Vallahi hiç görmedim ben. İlk defa karşılaşıyorum. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi iklim değişikliği. Peki iklimlerimiz neden değişiyor? İklimlerimiz neden değişiyor? Ağaçlar kesersek, ondan sonra devamlı inşaat yapılırsa, o yüzden iklimler değişir. Peki nasıl karşılıyorsunuz bu durumu? Bu bize ne tür zararlar verebilir? Ne tür zararlar verir? Çünkü hiç suyumuz kalmadı. Suyumuz kalmaz. Nasıl diyeyim size, barajlarda da su kalmaz. Bize çok büyük bir zarar olur yani. Ağaçlar bu mevsimde erken çiçek açarsa meyvede de sıkıntı çekeriz. Neler söylemek istiyorsunuz? Zaten ağaçlar mevsimde açmazsa don olur. Donda da zaten geçen sene yaşadık. Geçen sene yaşadığımız için bu sene de aynısının olacağını düşünüyorum yani. Aksaray'da salı günleri kurulan Salı Sent Pazarı'ndaki vatandaşlara pazardaki fiyatları nasıl bulduklarını sorduk. Detaylar haberimizde. Vallahi normal yani. Normal yani, hayat şartlarına göre normal. Zaten piyasa pahalı. Neler aldınız? Vallahi yeşillik aldık, meyve aldık, sebze aldık. İşte ufak tefek alıyoruz. Ne kadar tuttu hepsi? Ne kadar bütçe ayırdınız pazara? Ne kadar harcadınız? 455 lira gidiyor normalde yani. Ne? Zaten mal bahala yani. Bu adamlara da bir şey diyemem. Zaten Antalya'da işte yağmur, sel vurdu. İşte memleket yapacak bir şey yok. Allah'ın takdiri olur. Pazardaki fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi yeni çıktım pazara. Uçmuş her şey, uçmuş gidiyor yani. Neler aldınız? Yiyeceğimiz bir şey yok. Karnabahar, lahana, ıspanak. Ne kadar verdiniz buraya? Vallahi toplarsak ne olur? 20, 40, 50. Herhalde bir 100 lira verdim. Ne kadar bütçeyle geldiniz pazara? Nasıl? Ne kadar bütçeyle geldiniz pazara? Vallahi bütçe ayarlayarak gelmedim. Cebimde ne varsa onu harcayacağım. Yetecek mi cebinizdeki para? Bilmiyorum artık. Evlerin hepsi alınacak mı? Evden gelen talimata göre hareket edeceğiz. Alınacak herhalde. Vallahi nasıl değerlendirelim? Normal ya. Fazla öyle bir kabarık değerliyor. Milletin çok pahalı dediğine bakmasın. 10 lira mandalina, 10 lira ne var yani şu günde? Ha. Vallahi aynı kız. 35 lira. Yazın da öyleydi zaten. Çok güzel, iyiler. Memnun. Teşekkür ederim, memnunum, iyiler. Vallahi güzel, normal değil. Neler aldınız? Hepsinden aldık alabildiğimiz kadar. Ne kadar bütçe ayırdınız buraya? Bütçe ayırmadık, rastgele geldik. Şu anda ne kadar harcama yaptınız pazarda? 500'ü buldu. İstediğiniz her şeyi alabildiniz mi? Maalesef. Pazarda fiyatlar millet pahalı getiriyor gülüm. Ona göre de satıyorlar. Neler aldınız? Ne mi aldım? Karnabahar aldım 4 lira. Brokoli aldım 25 lira. Ne kadar harcadınız hepsine? Vallahi bir milyar getirdiği diye bilmiyorum. Bir milyar yetti mi peki? Bütün isteklerinizi alabildiniz? Aşırı kaldı bilmiyorum vallahi. Kaldı da. Aşırı kaldı bilmiyorum. Çok pahalı. Gerçekten doğru düzgün de bir şey alamadım. Çok pahalılar. Yani gücümüz yet. Fiyatlar nasıl? Valla çok pahalı. Bu pahalılığın sebebi nedir sizce? Pahalılığın sebebi herkes biliyor bunu. Ekonomik krizler değil mi? Ne kadar bütçeyle geldiniz pazara? Valla 2 kilo portakal,
şey pardon 5 kilo portakal yazıyor orada 50 lira 10 lira kilosu. Ama maalesef yapacak bir şey yok. Siz ne kadar bütçe ayırdınız pazar için? Valla belirli bir bütçe ayırmadık. Gözümüz ne görüyorsa almaya çalışıyoruz ufak tefek. Bayağı bakalım nasıl olacak. Ne kadar bütçe ayırdınız pazar için? Valla ayırdığım bütçe yetmiyor ki. Ne kadar ayırdınız yetmedi? Ne aldım bir şey almadım ki. 120 lira buyur. Ne aldınız? Aldığım 2 kilo ondan, 1'er kilo ondan. Yarım kilo da bunun. Pahalılığın sebebi nedir sizce? Valla bilmiyorum. Onu bana niye soruyorsunuz? Yetkililere sorun. Fizyoterapist Metin İçli her bel ağrısının fıtık olmadığına dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Evet, şimdi bel ağrısı aslında tüm dünyada her insanın hayatı boyunca yaşamış olduğu rahatsızlıklardan bir tanesi. Hiç belim ağrımadı diyen insan neredeyse yoktur. Fakat burada biz genel anlamda hep millet olarak da biraz daha böyle ağrıları en kötüsünü düşünerek düşündüğümüz için ne yazık ki hemen fıtık mıyız acaba? Hatta daha kötüsü internete falan girdikleri zaman tümör mü kanser mi oraya varana kadar giden şeylerle karşılaşıyoruz. Çünkü ağrı gerçekten bel ağrısı bizim çok ciddi anlamda hayatımızı, günlük yaşam kalitemizi düşürüyor. Şimdi böyle bir durumda nelerle karşılaşıyoruz? Örneğin bir bel ağrımız var. O gün örneğin bir spor yaparken, az önce de işte bir hastada da görüşmüştük, konuşulmuştu, bir bireyimizle de konuşuldu. İşte spor yaparken belki o gün biraz fazla ağırlık kaldırmışsınızdır. Bu bir kas ağrısından kaynaklı olabilir, kas spazmı kaynaklı olabilir. Dışarıda soğuk havalar işte tutulmuş olabilir birey. Bunun yanında fıtığı da bir tarafa koyalım. Hasta belki kireçlenme kaynaklı ağrı çekiyor olabilir. Bunun yanında belki kanal darlığından kaynaklı bir ağrı çekiyor olabilir. Fibromiyajı olabilir hastada. İşte iltihaplı ekrem romatizması olabilir. Şimdi burada ağrıyı bir kere ciddi ağrılar veya olmayanlar olarak bir sınıflandırmamız lazım. İşte akut, kronik ve benzerinden ziyade ciddi mi değil mi bunu bir sınıflandırmamız lazım. Bir kere ağrı olduğu gün itibariyle eğer azalarak devam ediyor, böyle 3-4 günden fazla bir ağrı çekmiyorsak çok fazla dikkate almamız, biraz daha kas ağrısı diyerek değerlendirmemiz lazım. Ama işte bacağımıza vuran bir ağrı var, efendim işte idrar kaçırma var veya işte kuvvet kaybı oluşmuş ya da ciddi anlamda his kayıpları olmaya başlamış, duyu kayıpları olmaya başlamış. Böyle bir durumda bir beyin cerrahi uzmanıyla, işte bir ortopedi ve travmatoloji uzmanıyla veya bir fizyatristle, bir fizik tedavi uzmanıyla görüşüp mutlaka onların ayrıcı tanılarla gerekli tanıyı koyması lazım. Şimdi ondan sonrasında gerekiyorsa işte ilaç tedavileri, cerrahiler veya fizik tedaviler yapılabilir. Şimdi burada şuna bakmamız lazım. Bizim vatandaşların zaten her bel fıtığının, her bel ağrısı, bel fıtığımda sorusunun altında yatan zaten olay da şu, korku. Şimdi bel fıtığı ağrılarının yaklaşık %5 ile 10 kadarı bel fıtığı kaynaklı oluyor. Bunların da sadece %3'lük kısmı gerçek anlamda cerrahi gerektiriyor. Yani hep dedim ya en kötüsünü düşünüyoruz ya işte, benim ağrım varsa fıtığımdır, fıtıksam da kesin o %3'lük dilime girmişimdir, ameliyat olacağımdır. Şimdi böyle bir durum yok. Beyin cerrahlarımız da, beyin cerrahisi uzmanlarımız da, bilimsel makalelerimiz de bunu söylüyorlar. Ağrılardan çok fazla korkmamak lazım. Ancak gerçekten fıtık da başımıza gelmişse ve eğer kurtulamayacak durumdaysak o zaman cerrahi, ama kurtulma şansı varsa da fizik tedavi benzeri yöntemlerle, işte konservatif tedaviler dediğimiz tedavilerle orayı kurtarmak lazım. Biz bütün bireylere şunu söylüyoruz, tüm vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Ağrılardan korkmayın. Ağrılar bir uyarı mekanizmasıdır. Ağrıya uygun yaşamayı bilin ve ağrı olmadan, hastalık olmadan kendinizi koruyun diyoruz bireylere. Çünkü şu an bizlerin de çok fazla uygulamış olduğu durum şu, koruyucu fizyoterapi. Hastaların, daha doğrusu bireylerin hasta olmadan önce kendilerini korumayı öğrenirlerse o zaman kesinlikle hem bu ağrı durumlarını yaşamazlar ya da yaşasalar da kısa süre içerisinde geçerler ya da bel fıtığı gibi ve benzeri gibi böyle ciddi rahatsızlıklarla karşılaşmamış olurlar. Hocam peki bu koruma dediğin şey nedir? Vatandaş nasıl korunabilir? Tabii. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Bir kere herkesin vücudunun belli bir kapasitesi var. Bu kapasitenin üstünde ağırlık taşımamamız lazım. Yani bir iş yapıyoruz. Örneğin işte bir eşya taşıyacağız. Bu eşya atıyorum 50 kiloluk bir eşya. Benim kapasitem belki 15 kiloyu kaldırmaya kadar müsait. 15 kilonun üstünde kaldırmam gerekirse onu bölerek kaldırmamız lazım. Ya da işte bayanlarımız mesela, ev hanımlarımız ev temizliyorlar. İşte odayı mesela süpürmeye başladınız. Odanın yarısına kadar geldiniz, ağrı artmaya başladı. Vücudun sizi uyarıyor. Ağrı bir uyarı mekanizması.
oturun birkaç dakika şöyle bir dinlenin. Ondan sonra gene süpürmenize devam edin. Ama ağrı olmaya başladı. Vücudun size sinyal veriyor. Siz buna rağmen hala devam ediyorsanız işte orada kesinlikle bir rahatsızlık ortaya çıkacaktır. Veya bundan belki çok küçük bir rahatsızlık büyüyerek gelecektir. Spor bunlardan en baştaki koruma yöntemlerinden bir tanesi. Ya yürüyüş yapmak bile koruma yöntemlerinden bir tanesi. Ve kilo, şimdi özellikle bel ağrılarından bahsettiğimiz için kilo çok önemli. Diz ve eklem ağrılarında da önemli ama ne kadar ideal kilomuza yakın olursak bu hastalıklara yakalanma oranımız da o kadar düşük. Çünkü onların hepsi bütün vücudumuzun kalçadan kafanıza kadar dik tutan sizin tek yapınız omurganız ve bütün yükümüz de ne yazık ki bel bölgesine biniyor. Bu bölgedeki baskıyı ne kadar azaltırsak kilo vererek o kadar iyi korumuş olursunuz. Aksaray'daki vatandaşlara mevcut ekonomi şartlarında birikim yapabiliyorlar mı sizler için sorduk. Detaylar haberimizde. Birikim mi? Şimdi çalışsam belki yapabilirim de ben çalışmıyorum. Ben aylığımdan geçiniyorum. Ha, rahat geçiniyorum. Ortalık pahalı diyorlar. Aksaray'a araba sığmıyor. Her birinin elinde bir trailerlik araba var. Ortalık pahalı. Şikayet ediyorsun, bir trailerlik arabayı nereden alıyorsunuz? Ha, ortalık pahalı ama hepsine gücümüz yetiyor, hepsini de alıyoruz. Bu pahalılık nereden geliyor? Para nereden geliyor? He? Ha, ben hayatımdan memnunum. Bu yaşta çalışamıyorum ama idare ediyorum, geçiniyorum. Kimseye de muhtaçlığım yok, minnetliğim de yok. Çok şükür, bin şükür. Ayaktayız. Birikim yapabiliyor musunuz? Hayır. Peki bunun sebebi nedir? Açıklayayım mı? Sizce? Açık her şey. Birikim yapana helal olsun bu devirde. Asla. Yapamıyorum. Birikim yapamıyorum. Peki birikim yapamamanızın sebebi nedir? Her şey çok pahalı. Yetiştiremiyoruz. Yapamıyoruz. 5-6 nüfus. Peki en son ne zaman birikim yaptınız? En son bunu 4 sene öncesi yapmıştım. Ama çok güzel birikim yaptım. Şimdi asla yapamıyorum. Yok, hayır. Birikim yapamamanızın sebebi nedir? Çünkü ben serbest meslekte çalışıyorum. Maalesef aldığımı yiyeyim. Para kazanamıyorum. Çoluk çocuğa da bir şey getiremiyorum. Ondan sonra kaybediyor. Aksaray her şey pahalı. En son ne zaman birikim yaptınız? Hiçbir zaman birikim yapmadım. Hep aldığımızı yiyoruz yani. Biz serbest meslek olduğu için işte 500 alıyoruz. Onu bir yiyoruz, bir daha çalışıyoruz. Öyle geçirip gidiyoruz. Ama Aksaray'ın hayatı çok pahalı yani. İsteyen yapıyor. Siz yapabiliyor musunuz? Evet. Birikiminizi ne yönde yatırımlar yapıyorsunuz? Ne yönde biriktiriyorsunuz? Hisse senedi. Ya birikim şöyle, ben öğrenciyim şu anda. Öğrenci olduğum için çalışmıyorum ama çalışsaydım asgari ücretle birikim yapamazdım. Zaten Aksaray'da ev kiraları 9-10 lirayı bulmuş. Asgari ücret 17 lira, 18 lira. Birikim yapamam yani, çok zor. Mümkün değil. Bu şartlar altında nasıl birikim yapacaksınız? Son herhalde bir 15-20 yıl önce olmuştur. Ya hayat şartları zor şu an için. Yani maaşlar yeterli değil. Yapıyoruz. Ne yapacağız bir maaş alıyoruz. 7,5 milyon bize alıyoruz. Bize yeter. Daha fazlası haram olur. İnkar mı edeyim, yalan mı söyleyelim? 65 yaşından sonra yalan mı söyleyelim? 7,5 milyon iyidir bize. Millet 10 da versen, 20 de versen duymaz. Diğer biraz daha ver. Bir de devlete düşüneceksin. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.